Yani şöyle bir şey var. Şu temel kabulden ilerliyoruz. Daha doğrusu kabul demeyelim bunu artık, bir gerçek bu. Amerika'nın bir müddet daha Suriye'de suların durulmasını istemediğini görüyoruz. Çünkü orada daha tam olarak kendi etkinlik alanını tesis edemediği, orayı güvenine alamadığı, kalıcılaştıramadığını düşünüyor. Öbür taraftan da Rusya alacağını aldı. Yavaş yavaş o elinde tuttuğu, kontrol ettiği bölgeleri de bir istikrara, kendisi açısından, sivil halk açısından bir istikrara değil ama oranın düzeni açısından bir istikrara kavuşturduğunu, kendi çıkarlarını bu anlamda garanti altına aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu tabloda Amerika birazcık daha herhalde sürecin uzamasını istiyor. Ama sürecin uzamadığı yerde de, çözüme gittiği yerde de o çözüm masasından tamamen kalkmış olmak, atılan yeni adımların da tamamen dışarısında kalmak istemiyor. Bunu hem siyaseten istemiyor hem de bunun ayrıca bir başka maliyeti de var. Yani düşünelim bu dipte varılan anlaşmayı, bunun neresinden muhalefet edebilirsiniz? Bunun neresinden karşı çıkabilirsiniz? İşte çoklu faydalar sağlayan bir şey. En başta bir askeri operasyonun önünü alıyor. O askeri operasyonun doğurmuş olacağı sivil kayıplarının önünü alıyor. Hadi diyelim ki bu sivil kayıplarını çok önemsemiyorsunuz ki Amerika'nın ya da işte Rusya'nın falan bunları çok önemsemediğini biliyoruz. Ama öbür taraftan da bir mülteci akınının önünü alıyor. İşte ya da terörizmle bağlantısını, bunun bölgede atılacak olan bir şeyin bu anlamda yıkıcı sonuçları olacak bir adımın nasıl radikalleştirmeyi arttıracağı, terörizmi de körükleyeceği, hem Avrupa'ya hem de Amerika'ya terörizm ihraç edeceğini de konuştuk. Dolayısıyla bir açıdan baktığınızda hiçbir olumsuzluğu olmayan, bunun yanında bir sürü faydaları olan bir süreç var. Bir anlaşma var karşımızda. Buna karşı çıkmak için Amerika'nın bu işten memnuniyetsizliğini, her ne kadar masanın bir parçası olmadığı için bundan memnuniyetsiz olsa da, bu memnuniyetsizliğini açığa çıkarmak için, söyleyebilmek için elinde çok fazla argüman var gibi gözükmüyor. Ne diyecek? Hangi argümanla İdlib'de varılan mutabakata, anlaşmaya karşı çıkacak? Git siz düşünün, çok öncesinde değil. Sadece bu İdlib meselesiyle alakalı olarak işte kimyasal silah kullanılması ile ilgili bir şey, kaygınızı ifade ediyorsunuz. O kaygı üzerinden bir müdahale imkanı sağlarken şimdi hiçbir karşınıza, çatışma şimdi yok. Hiçbir çatışmanın olmayacağı bir çözüm ortaya çıkmış. Dolayısıyla bu çözüme karşı çıkmak maliyetli. Ama öbür taraftan da karşı çıkmanın farklı yolları var, metotları var. Yani bunu bir resmi pozisyon açıklaması ya da bir sahada bir askeri operasyonla doğrudan buna karşı çıkmayabilirsiniz. Ama öbür taraftan da kendi kartlarınızı yavaş yavaş masaya sürmeye başlarsınız. Bir mesaj yollarsınız aslında muhataplarınıza. Bu temsilcinin, Türkiye temsilcisinin, Evet. Joffrey'nin yaptığı o şeyi hatırlatan, Cenevre'yi hatırlatan, Hatırlattı. atıf yapan açıklamayı birazcık da böyle okumak lazım gibi. Evet, orada bir şeyler dönüyor ama en nihayetinde Cenevre'ye burada geleceksiniz. geleceğiniz masa burası. Burası. Evet, ben burada başarılı bir anlaşma var, iyi bir çözüm var ve ben bunun şu an için bir tarafı değilim. Bunun şartlar gereği bundan memnuniyetimi de ifade ediyorum ama hani o nihai çözümün sağlanacağı masada ben de olacağım. Orası şimdilik Cenevre onun simgesi. Yarın bir gün adı değişebilir, başka bir isim konuşabilir. Yani ben varım. Beni de unutmayın. Unutursanız bunun maliyetleri olur Gibisinden. gibi bir açıklama, bu mesajı vermeye çalıştılar diye okuyabiliriz.